Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle jel mum yapımı için karşınızdayım. Jel mum yaparken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl yapacağız onları göstereceğim. Öncelikle jel mum yaparken ben süslemesinde deniz kabuğu kullanacağım şu şekilde. Şöyle renkli bir taşlarım var, onları kullanacağım. Bir de mavi boncuklarım var, onu kullanacağım. Şu deniz kabuğunun yanında bir de şöyle çiçek var. Onları kullanmaya çalışacağım. Bardağı yapacağım. Şöyle bir bardağı. Şöyle bir küçük bir yine bardağım var, mumluğum daha doğrusu. Bir de şu şekilde bir şişeye yapacağım. Öncelikle bunun için jel mum için fitil almamız gerekiyor. Mumun yanması gereken fitili. Bir de fitil için bardağın dışında sabit kalması için çıtırtı almamız gerekiyor. Ve daha sonra çıtırtı sabitlemek için silikon tabancasıyla şu şekilde silikon tabancasıyla güzelce ezdiriyorum. Ve şöyle bardağın dibine yapıştırıyorum. Bir dakika kadar kurumasını bekleyeceğim. Şu anda sabit kalmasına çok fazla gerek yok ama jel mumu döktükten sonra sabitlemek için şu şekildeki çubuklarımı kullanacağım. Şöyle fitilimi kesiyorum burada. Bardak için de aynı uygulamayı yapacağım. Yine silikon tabancasıyla. Sabit kalması için de, daha düzgün durması için aslında şu şekilde. Bunu da bu şekilde 1 dakika kurumasını bekleyeceğim. Şöyle deniz kabuklarını bardağın dibine doğru yerleştiriyorum. Tek tek koyma sebebim ters dönmesinler diye. Bir de bu bardağın dibi biraz daha derin olduğu için çok gözükmüyor. Altını doldurmak gerekiyor. Bu şekilde çok güzel hediyelik de yapabilirsiniz bunlarla ilgili. Bir tane daha atarsak tamamdır. Şimdi ise renkli taşlarını içine yerleştiriyorum. Kırmızı beyaz olarak daha hoş görünüyor. Birkaç tane de şöyle nazar boncuğu atarsak. Süsleme olarak hazır. Tamam, böyle. Şu şekilde bir jel mum. Jel mum her yerde yok maalesef ama hobi market tarzı yerlerde bulabilirsiniz. Şöyle bir kısmını gezveye koyup kaynatacağım ben şimdi. Daha doğrusu kaynatırken erimesini bekleyeceğim. Eridikten sonra kadarı benim için artık yeterli olacaktır. Şu şekilde koyduğum cezveye kaynatacağım. Bu da jel mumun iyice sıvı haline gelmiş hali. Bu şekilde sıvı haline gelip kaynadıktan sonra bardağı ve mumlukları dökmeye başlayacağım. Şu şekilde kaynamış olan mumumu, erimiş olan mumumu bardağıma döküyorum. Sonra bir bardağıma döküyorum. Köpüklenme şimdi gidecek. En sonda şu küçük hediyelik olarak da kullanabileceğiniz bardağı koyuyorum. Birazcık taşlı. Bu şekilde de düzeltme yapıyorum. Gördüğünüz gibi köpüklenmeler tamamen kayboluyor artık. Şöyle. Şimdi donmasını bekleyeceğim. Donduktan sonraki halini de tekrar göstereceğim. Mumlarımın bitmiş hali şu şekilde. Çok güzel oldu. İsterseniz hediyelik, isterseniz kendiniz için yapabilirsiniz. Özellikle şu şişelerde hediyelik olarak kullanabilirsiniz. Ve şu şişe de çok hoş bir şekilde oldu.
Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.